Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, evet hep beraber bütçeyi konuşuyoruz. Ben bir tabloyla konuşmama başlamak istiyorum. Bu tabloda gördüğünüz mavi alan Avrupa Birliği'nde dolaysız vergilerin alındığı %65. Türkiye'de de koyu mavi alan var. Bu da dar gelirliden, garibandan alınan dolaylı vergileri gösteriyor. İşte mantık, aramızdaki en büyük fark burada başlıyor. Açık mavi alanlar zenginden alınan vergi, koyu maviler ise halktan. Robin Hood zenginden alıp fakire veriyordu. Siz de fakirden alıp zengine veriyorsunuz maalesef. Gençlik Spor Bakanlığı bütçesi çok önemli, çok kıymetli. Gençlerimizi ilgilendiriyor. Bütçe teklifine bakıyoruz. Merkezi yönetim bütçe teklifinin sadece %1.54'ünü kapsıyor gençlerimiz. 17 bakanlık arasında 10 bakanlıktan daha az bütçeye sahip Gençlik Spor Bakanlığı. Bakanlık bütçesinde bağımlılıkla mücadeleye ayrılan pay sadece %0.02. Peki Türkiye'de durum ne biliyor musunuz? Gençlerimiz ve çocuklarımız uyuşturucu tehlikesi altında. 8 yaşa kadar inmiş durumda metamfetamin ve bonzai kullanımı. 18 yaş ölümlerde, uyuşturucudan kaynaklı ölümlerde Avrupa'da maalesef birinci sıradayız. Okulların etrafında yeterli güvenlik önlemi alınamıyor. Türkiye adeta bir uyuşturucu rotasına dönmüş durumda. Şimdi gençlerimizin en büyük sorunlarından biri yurtlar, barınma sorunu. Ülke çapında yaşanan bu ekonomik kriz, kiralardaki artış, ev fiyatlarındaki artış tabii çocuklarımızı yurtlarda kalmaya itiyor. Devlet yurtlarında, KYK yurtlarında kalmak istiyorlar. Fakat bakıyorsunuz KYK yurtları hapishane gibi. Yemekler kurtlu. Her gün farklı bir skandal yaşanıyor. Başta memleketim olan Isparta, Ankara, İstanbul, Van, Eskişehir ve daha onlarca ilimizde KYK yurtlarındaki yemeklerde böcek çıktı, kurt çıktı, plastik eldiven çıktı, çıktı Allah çıktı. Biz KYK'nın açılımını Kredi Yurtlar Kurumu biliyorduk. Fakat KYK'nın açılımı maalesef Kurtlu Yurtlar Kurumu'ymuş. Eskiden öğrenciler birbirlerine üniversiteyi kazandıklarında sana yurt çıktı mı diye sorarlardı. Şimdi maalesef dün akşam yediğin yemekten ne çıktı diye sormaya başladılar. İşte geldiğimiz nokta maalesef bu. Maalesef bu. Gençlik bütçesi yapılıyor. İçinde gençler yok. Konuyla ilgili çalışan üniversitelerin, STK'ların, uzmanların görüşleri alınmadı. Konuyla ilgili yıllardır emek veren gençlik örgütleri forumu var Sayın Bakanım. Fakat bunlara da danışılmadı. Bu arkadaşlar Avrupa Birliği tarafından Ulusal Gençlik Konseyi olarak tanınırken maalesef hükümetiniz bu arkadaşlarımızı Ulusal Gençlik Konseyi olarak tanımıyor. Bu konudaki taleplerini de buradan size iletmiş olayım. Bakın 2019 yılının Ağustos ayında Türkiye genelinde metrekare başına düşen ortalama kira fiyatı 14 TL iken bugün 140 TL'ye çıkmış durumda. Özel yurtlarda bir aylık maliyet 3.300 TL iken bugün maliyet 10.360'lara kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla KYK yurtlarımızın bir an önce uygun şartlara getirilmesi gerekiyor. Bakın. Şurada elimde bir fotoğraf var. Bu fotoğraf sizin sitenizden aldığım bir fotoğraf. Bu fotoğrafta Ankara'da bir KYK yurdundan 8 kişilik hapishane hücresi gibi özel alan yok. Çalışma masası yok. Tuvalet falan da yok. Bu fotoğrafta diğer fotoğrafı gösteriyorum şimdi size. İsveç'te bir hapishane odası. Bakın İsveç'te bir hapishane odası. Onların mahkumlara verdiği değer kadar biz maalesef
Evet. Ülkede ciddi bir şiddet ortamı var. Maalesef bu şiddet neden değil, bir sonuç. Yoksulluk bir halka yönelik en büyük saldırı ve şiddettir. Bu nedenle bu yoksulluk ve şiddet bütçesini protesto ediyoruz ve bu bütçeye hep beraber hayır diyoruz. Ülkeyi kutuplaştırdınız, vatandaşlarımızı böldünüz. Atanamadığı için canına kıyan öğretmenlere ilgi çekmek için intihar ediyorlar dediniz. Doktorlara giderlerse gitsinler dediniz. Gençlere hat bildirmeye kalktınız. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıp kadınlara şiddete yol verdiniz. Maalesef işte bu şiddet ortamı sizin yarattığınız siyasal iklimin bir sonucu. Evet, Isparta'lı hemşerilerimin de bir talebi var. Isparta 32 Spor Kulübü.